Python programlamaya giriş serimizin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda kısaca ve basitçe input fonksiyonuna ve print fonksiyonuna bakmıştık. İşlevleri nelerdir, nerelerde kullanırız bunlardan bahsetmiştik. Bugün de koşullu durum ifadeleri olan if, else, elif ifadelerine bakacağız. Basit birkaç örnekli pekiştirme yapacağız. Öncelikle ekranda da gördüğünüz gibi if ifadesiyle başlayalım ve uygun bir örnek çözelim örnek yazalım daha doğrusu beraber if İngilizce'de zaten eğer anlamını taşıyan bir kelime ee, bir koşulun sağlanması durumunda ne yapılacağını listeliyoruz biz if'in altında yani if yazdıktan sonra bir kod bloğu oluşturuyoruz ve eğer bizim if ifademizin içerisindeki değer gerçekleşirse doğruysa veya diyelim e, onun altındaki kod bloğu işletiliyor buradaki örneğe hemen bakalım burada ne yapıyoruz input fonksiyonu ile kullanıcıdan integer bir değer girmesini istiyoruz. Bir sayı giriniz diyoruz ve bunu sayı değişkenine atıyoruz. Daha sonra if sayı büyüktür 2 bu ne demek? Eğer sayı yani kullanıcıdan aldığım sayı 2'den büyükse print girdiğiniz sayı 2'den büyüktür diyorum. Yani eğer kullanıcının girdiği sayı 2'den büyükse ben ekrana girdiğiniz sayı 2'den büyüktür yazdıracağım. Ee, sayı 2'den küçükse bu sefer de 2'den küçüktür. Eşitse de e, girdiğiniz sayı 2'dir yazdıracağım. Basit anlatımı bu şekilde. Hemen örneğimizi çalıştıralım. Bir sayı giriniz dedi bana. Ben şu an 2'den büyük bir sayı giriyorum. Gördüğünüz gibi girdiğiniz sayı 2'den büyüktür dedi. Neden? Çünkü buradaki kod bloğunda baktı. If sayı 2'den büyük mü? Evet. Girdiğim sayı 2'den büyük. 10 girdim. O zaman direkt ben bunu çalıştırıyorum ve bunları hiç çalıştırmıyorum dedi. Şimdi ee, bir de başka bir sayı girerek bunu deneyelim. Bir sayı giriniz dedi. Bu sefer de direkt 2 giriyorum. Girdiğiniz sayı 2'dir dedi. Bu sefer ne yapmış oldu? E baktı if sayı 2'den büyük mü? 2 iki, 2'den büyük mü? Hayır. O zaman burayı hiç işleme koşmadı. If sayı 2'den küçük mü? 2 iki, 2'den küçük mü? Hayır. Bu kısım yine işleme koşulmadı. If sayı eşit eşit 2 mi? Yani benim girdiğim sayı 2'ye eşit mi? Evet, eşit. O zaman girdiğiniz sayı 2'dir yazdırdı ekrana. If ifademizin kullanımı basitçe bu şekildeydi. Burada da else'i nasıl kullandığımıza bakalım. E, else de değilse anlamında yani eğer yukarıdaki if bloğunun koşuluna uymuyorsa bizim e, sağladığımız değer o zaman else bloğundaki kodu oynatıyoruz, kodu çalıştırıyoruz. Ben burada ne yaptım? Az önceki örnek üzerinden gittim yine. E, kullanıcıdan bir sayı alacağım. Integer bir değer girmesini isteyeceğim. If sayının mod 2'si yani 2'ye e, böldüğümde kalan değer 0'a eşitse bu benim sayımın çift olduğunu belirtir. Eğer böyleyse diyorum ki print girdiğiniz sayı çifttir. Else ama başka herhangi bir koşul yok zaten ya 2'ye eşittir e, ya 0'a eşittir pardon e, mod 2 değeri ya da değildir. E, o yüzden buna başka herhangi bir e, blok eklemeye gerek yok else yani sıfıra eşit değilse de bu sefer de girdiğim sayı tek olacak. Bu sebeple girdiğiniz sayı tektir yazacağım. Hemen çalıştıralım. Bizden bir sayı istedi. Çift bir sayı giriyorum ve deniyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki işlemi yaptı. Sayının mod ikisi sıfıra eşit olduğu için girdiğiniz sayı çifttir dedi. Hemen aynısını tek bir sayı içinde deneyelim. Örneğin 13 olsun. Bu sefer de girdiğiniz sayı tek dedi. Aslında bu kadar basit. Burada da e, bu bloğa uymadığı için bir alt blok olan else bloğunu çalıştırdı kodumuz. Şimdi de bir örnek üzerinden elif ifadesinin e, nasıl işlediğini nasıl kullanıldığına bakalım. Eğer farklı programlama dillerine de hakimseniz, görmüşsünüzdür mutlaka else if olarak da kullanılır. Python'da bu elif şeklinde kısaltılmıştır. Şimdi ben burada bir örnek yazdım. Bunun üzerinden ilerleyelim. Burada ne demek istedim? Kullanıcıdan alışveriş tutarını girmesini isteyeceğim. Ve belli değerlere göre ona hediye çeki tanımlayacağım ya da tanımlamayacağım. Burada alışveriş tutarını girmesini istedim. Bir input fonksiyonuyla. Bunu da alışveriş tutarı isimli bir değişkene atadım. Daha sonra burada bakacağım. If alışveriş tutarı büyük eşit 500 yani girdiğim alışveriş tutarı 500'den büyük ya da 500'e eşitse Ekranda bana tebrikler 100 lira hediye çeki kazandınız yazması gerekiyor. Eğer değilse e, aynen Elif e, ifadesinin çevirimi eğer değilse alışveriş tutarı büyük eşit 250 olarak okuyabilirsiniz bunu. Bu ne demek? E, 500'den büyük ya da eşit değil ama 250'den büyük ya da eşit yani 250'ye eşit ya da 500'e kadar olan e, tutarlardan herhangi birisi ise bu sefer de 50 liralık bir hediye çeki kazanacağız. yazacağız. Değilse e, bu sefer hediye çeki tanımlamayacağız. Daha alt bir tutardaysa. Şimdi bunu birkaç e, sayı girerek hemen deneyelim. Alışveriş tutarı girin dedi. Ben hemen buraya 550 giriyorum. Tebrikler 100 lira hediye çeki kazandınız yazdı. Yani burada ne yaptı? E, Girdiğim alışveriş tutarına baktı. 500'den büyük ya da eşit mi? Evet dedi. O zaman hemen bu kod bloğunun işe koştu ve 100 lira hediye çeki kazandınız yazdı. Şimdi farklı bir e, sayıyla deneyelim bu sefer. Diğer blokları işe koşalım. Alışveriş tutarını giriniz dedi. Burada giriyorum. 300 değerini giriyorum. Tebrikler. 50 lira hediye çeki kazandınız. Yani burada baktı. E, girdiğim 300 değeri 500'den büyük ya da 500'e eşit mi? Hayır. O zaman buraya hiç işe koşmadı. E, tekrar buraya geldi. Eğer değilse alışveriş tutarım. 250'den büyük ya da eşit mi? Evet. 300, 250'den büyük. O zaman 50 lira hediye çeki kazandınız yazdı. Şimdi e, bir de elsin nasıl çalıştığını görmek için bir sayı yazalım. Burada da 60 olsun bir girdiğimiz değer. Tanımlı hediye çekiniz bulunmamaktadır dedi. Neden? Çünkü girdiğim değer 500'den büyük ya da eşit değil. E, 250'den büyük ya da eşit değil. Bunların altında bir değer. Bu değere de tanımlı herhangi bir hediye çeki bulunmamaktadır dedi başlangıç seviyesinde e, koşullu ifadelerin yani if, elif ve else ifadelerinin kullanımını bu videoda bu şekilde gördük. Bu örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Farklı durumlar için kullanılabilir ve e, ilerleyen e, daha gelişmiş aşamalarda çok daha fazlası alt alta, iç içe hatta mesela if'in içinde başka bir if, e, hatta onun içinde de başka bir if kullanıldığı durumlar bile vardır. Ama biz giriş seviyesine ele aldığımız için Bugünlük bu kadar yeterli. Umarım e, sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.